Devam edelim bir diğer kanayan yaramızla. Son dönemde çok gündeme geliyor. Özellikle akademisyenlerin yaptığı çağrılarla gündeme geliyor. Temizlikle alakalı, çöp meselemizle alakalı konuşuyoruz sevgili izleyenler. Bugün Dünya Temizlik Günü. Pek çok kurum kuruluş, resmi daire, yerel yönetim veyahut da sivil toplum bugün çağrılar yapıyor ve bölge bölge Türkiye'nin her yerinde çöp toplama etkinlikleri yapılması planlanıyor bugün itibariyle. Geç kalmış sayılmazsınız. Hemen bir araştırın. Bulunduğunuz yerde, ilde, ilçede, köyde bugün birileri çöp topluyor olabilir. Belki çorbada tuzunuz bulunsun istersiniz. Bugün temizlik var. Hem de tüm dünyada. They've cleaned up their countries. Now it's your chance. Dünyanın birçok farklı ülkesinden yüz binlerce gönüllü 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde sokaklara inerek etrafı atılan tonlarca çöpü temizlemeye hazırlanıyor. Biz her şey 2008 yılında Estonya'da bir sivil toplum örgütü olan Let's Do It'in yaptığı kampanyayla başladı. Ülke nüfusunun %4'ü bir araya geldi. Bir günde yaklaşık 10 bin ton çöp toplandı. Kampanya daha sonra sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çığ gibi büyüdü. 2012 yılında bu hareket vesilesiyle 250 bini aşkın Slovenyalı sokaklara döküldü, dev bir temizlik kampanyası başlattı. Bugün yaklaşık 150 ülkeden milyonlarca insan çöp toplayacak. Slogan bir gün, bir gezegen, bir amaç. Temizlik hareketinin Türkiye'ye ulaşması ise bu yıl oldu. New York Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selçuk Şirin yazdı. Türkiye'deki gönüllüler de harekete geçti. Hatta temizlik erkenden bile başladı. Ankara Keçiören Belediyesi öncülüğünde sokaklar süpürüldü, temizlendi. Çocuklarımızın yarınları ve dünyanın geleceği için bizim de bugün belki de çorbada tuzumuzun bulunması gerekiyor. Dedik ya, hala geç değil. Kendi ilinizde, ilçenizde, yaşadığınız yerde böyle organizasyonlara katılabilirsiniz. Sayısız organizasyon yapılacak bu sene bu anlamda sevgili izleyenler.